Evet, Sağlık Zamanı canlı yayınla devam ediyor. Sırada yine çok değerli konuklarımız var. Beslenme uzmanı diyetisyen Işıl Budak, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve Erkan Gürbüzer'le de VIP hizmeti konuşacağız, evet. Sağlıkta olan. Siz de hoş geldiniz. Hoş, nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı beslenme ve kilo vermeyle isterseniz biraz başlayalım. Sonrasında Erkan Bey'e de döneceğiz tabii ki. Yaz aylarının tabii ki yaklaşmasıyla daha fazla konuşulmaya başlayan, artık o fazla kilolardan kurtulma, fazla kilolarından fazla kilolarını vermek isteyen kişiler de var. Bu durumla ilgili neler söyleyebiliriz? Öncelikle dediğiniz gibi yaz ayları geliyor. Herkes diyet telaşında. Kesinlikle diyet kişiye özel olmalı. Kişiye özel planlanmalı. Kesinlikle diyet planlanırken kişinin kan tahliline bakılmalı. Çünkü hep şöyle işte, su içsem yarıyor, kilo alıyorum, kilo veremiyorum deniliyor. İşte bu durumda kan tahlilleri çok önemli. İnsülin direnci olabilir, D vitamini eksikliği olabilir, demir eksikliği olabilir. O yüzden internette diyet aramak yerine bir diyetisyene başvurmak en doğrusu. Kesinlikle dediğiniz gibi daha fazla, aslında eskiden daha fazla işte sabah bu, öğlen bu, akşam bu, daha fazla bu tarz diyet programlarını duyuyorduk. Ama tabii ki kişiye özel olması çok önemli. Kişinin kan test sonuçlarında neler çıkacak, hangi vitamine ihtiyacı var, neyi fazla tüketmesi gerekiyor ya da insülin direncinin beslenmeye olan etkisi gerçekten çok yüksek. O yüzden mutlaka bir beslenme programı öncesi kan tahlilinin yapılması gerekiyor, kesinlikle, değil mi Işıl Hanım? Kesinlikle. Şimdi kişiler internetten araştırıyorlar diyetleri, kilo vermeye çalışıyorlar. Ama kişinin insülin direnci olabilir, kilo veremeyebilir. O yüzden bunların hepsi kan tahlilleri sonucunda görülecek. Sonrasında bir diyet yazılmalı. Yani kesinlikle parmak izi gibi kişiye özel diyet diyoruz her zaman. Peki çok fazla duyduğumuz konulardan biri de şok diyetler. Kısa sürede işte çok minimum tüketimle verilen kilolar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şok diyetleri diyetisyenler de yapıyor kilo vermenin durduğu aşamalarda. Ama önemli olan bir uzmanın görünümün desteğinde şok diyetin yapılması. Yani işte internetten bulup 3 günde 5 kilo verdiren diyetler değil. Kesinlikle bir diyetisyen gözetiminde yapılmalı. Evet, kilo verirsiniz ama kiloyu önemli olan yağdan vermektir. Bu tarz şok diyetlerde genellikle kastan verilir. Aksine metabolizma yavaşlatılır. Dediğim gibi önemli olan bir beslenme ve diyet uzmanının kontrolünde şok diyetler yapılabilir ama kişiler tek başına bunları yapmamalı. Evet, bu da kişiye özel bir kesinlikle durum olduğunu kişiye özel. Kesinlikle hatırlatmış olalım. Ve Erkan Bey'e döneceğiz şimdi. VIP hizmetini konuşacağız dedik. Biraz bahseder misiniz? VIP hizmeti nedir? Şöyle, VIP hizmeti, biz laboratuvar görüntüleme merkezi olarak aynı zamanda asist bir firmamız var. Bu asist firmamızda kurumlara ve iş sağlığı üzerinde, yani şöyle diyeyim ben size, İş sağlığında bir sıkıntısı olan veya evinden çıkamayan, ofisinden çıkamayan kişilere yerinde laboratuvar hizmeti, yerinde doktor hizmeti veriyoruz. Bizi arayarak, bize şeyi göndererek, istem kağıtlarını göndererek arkadaşlar provizyon ayağını oluşturup servislerimizi dışarı çıkarması. Kimlere genelde veriliyor bu hizmet? Hemen hemen herkese veriyoruz ama daha çok biz kurum ağırlıklı çalışıyoruz. Kurumlardan çıkamayan kişilere veriyoruz. Aynı zamanda evinden çıkamayan yaşlı kişilere veriyoruz. Genelde şeye veriyoruz, bütün herkese veriyoruz. Peki hasta görüntüleme hizmeti almadan önce nelere dikkat etmeli? Şimdi şöyle... Çekime göre değişiyor veya tahlile göre değişiyor. Örneğin şeker hastalığı falan varsa veya kolesterol gibi tansiyon hastalığı falan varsa, biz akşamdan herhangi 8-10 saatlik bir açlık istiyoruz. Sabah arkadaşlar 8-8.30 en geç kurumunda oluyor veya evinde oluyor hastanın. Kanlarını alarak merkezimize getirip merkezimizde çalışıyoruz. Peki VIP hizmeti de almadan önce nelere dikkat etmeli kişiler? Şöyle, VIP hizmeti almadan önce, onu tabii şöyle komik geliyor. VIP hizmeti almadan önce şunu dikkat değil de, akşamdan yiyeceği şeylere çok dikkat etmesi lazım. Yani alkol almaması lazım, kızartma türü şeyler almaması lazım. Sabah bizim araçlarımız,
ve doktor arkadaşlar, aynı zamanda biyolog arkadaşlar, laborant arkadaşlar servise çıkıp servisten evlerinde ve yani aslında birçok seçenek olduğu için VIP hizmetinde de hani kişi neye göre karar vermeli, neye göre seçmeli? Aslında birazcık bunu sormak istemiştim. Hani birçok seçenek olduğu için neye göre kişi karar vermeli ve avantajları nelerdir? Şöyle, avantajlar da şöyle. Örneğin hastalarda şunu yaşıyoruz biz. Kan tahlilleri yapılacaksa mutlaka bize istem kağıtlarını atmaları lazım. İstem kağıdını attıktan sonra doktorun istemiş olduğu tahlilleri... Evet, yönlendiriyoruz. Tabii ona göre yönlendiriyoruz. Ondan sonra sabah akşamlar arkadaşlar, bizim arkadaşlar öğlen saatinden sonra ararlar kendilerini. Hemen ertesi gün servis ayağımız oluşur. Tekrar size döneceğim Erkan Bey, ama Işıl Hanım'la da biraz devam edelim istiyorum. Işıl Hanım, bu beslenme konusunda özellikle light ürünlerin tüketimi çok fazla soru işareti yaratıyordu. Kesinlikle. Tüketilmeli mi, tüketilmemeli mi, neye göre karar verilmeli, bunun hakkında neler söylersiniz? Kişilerde genellikle şöyle bir algı var, hani light ürün yiyerek zayıflayabilirim. Aslında öyle değil, onların da bir kalorisi var. Öncelikle paketli ürünler, yani light ürünlerin, yani light ürün dediğimiz şey paketli ürün. Çoğunda işte bisküvilerin glikoz şurubu, mısır şurubu var. Onun yerine meyve, kuru meyve tüketilebilir, kuru badem, hani bademler tüketilebilir. Olabildiğince light üründen uzaklaşmak gerekir. Çünkü beslenme her zaman sürdürülebilir olmalıdır. Danışanlar hani light ürün vermeyeceksiniz değil mi diyorlar. Bir korku var. Çünkü kişiler light ürün sevmiyor. Diyet geçmişlerinde sürekli light ürün tüketerek zayıflıyorlar. Ama hayır, tercih etmiyorum diyetlerde light ürün. Tamamen çünkü sürdürülebilir bir beslenme önemli. Evet, ve az önce de biraz bahsettik. Tabii ki kişiye göre değişen programlar bunlar, ama hani genel birkaç konudan bahsetmemiz gerekirse, belki bu bir sağlık problemi de olabilir, ama kilo vermeyi engelleyen sebepler nelerdir? İlk başta konuştuğumuz gibi yine kan tahliline geliyoruz. İnsülin direnci kilo vermeye etkileyebilir. Tiroid bozuklukları varsa kişi kilo veremeyebilir. Anemisi olabilir, hormon bozuklukları olabilir. En önemlisi, uzun süreli şok diyet yaptıysa metabolizmasını yavaşlatmıştır ve kilo veremiyordur. Bunlar baş sebepler kesinlikle, mi diyebiliriz? Kesinlikle. Önce bu sağlık problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sonrasında mı yeni bir program yazıyorsunuz? Kişilerin tahlillerini görüyoruz. D vitamini eksikliği var, örnek veriyorum. İşte bir doktorla görüşüp D vitamini başlanılıyor. Onlara göre de beslenmesini düzenliyoruz. Ya da anemisi vardır, demir eksikliği vardır. Ona göre kırmızı et tüketimini ayarlıyoruz. Yani önce kan tahlili görmemiz gerekiyor. Evet, buna göre zaten kişiye özel program çıkarıyorsunuz. Evet. En çok merak edilen konulardan biri de ekmek tüketimi. Ekmek tüketimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki çok fazla ekmek çeşidi de var. İşte tahıllılar var, buğday, işte ekşi mayalı ekmekler. Aslında çok fazla çeşit var. Bunların tüketimi hakkında ne düşünürsünüz? Türk kültürü olarak ekmeği seviyoruz, karbonhidratı seviyoruz. Evet. O yüzden ekmek diyet de çok önemli. Ekmek kan şekerinizi dengeler, tatlı isteğinizi azaltır. Ekmek diyette olmalı. O yüzden yani diyet programlarımda kesinlikle ekmek vardır. Hatta danışanlarım der, hani ben bu kadar ekmek yemiyordum, niye bu kadar ekmek var diye. Her öğün yenilmesi gerektiğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle, ama yine kişi bazlı bunu planlıyorum. Ama kesinlikle kahvaltısında ekmek olmalı. Her zaman bunu öneririm. Ekmek hani yemeden zayıflayamayız. Öyle mi? Kesinlikle. Peki ekmek demişken hangi tür ekmeği? Beyaz ekmek, kepekli ekmek, tam buğday? Beyaz ekmekte bildiğiniz üzere hani bir sürü katkı maddesi var. O yüzden beyaz ekmek değil. Kişinin anemi problemi yoksa kepekli ekmek tüketebilir, ama daha çok esmer ekmek dediğim işte tam tahıllı, tam buğday ekmekleri, işte siyez unundan ekmekler, bunlar tercih edilebilir. Evet, ekmekten proteine birazcık geçelim istiyorum. Yüksek proteinli diyetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine çok şok diyet diyebileceğimiz türden yüksek proteinli diyetler. Zaman zaman dediğim gibi diyetisyenler biz de kullanıyoruz. Beslenme uzmanı kontrolünde olması önemli. Evet, hızlı kilo verdirir, kilo verirsiniz, ama böbreklere de ekstra yük binmiş olur. O yüzden... sürdürülebilir olsun. Protein sadece işte öğlen ya da akşam bir öğünde tüketin. Onun haricinde sebze tüketerek de zayıflayabiliriz.
Yani dengelemek kesinlikle, çok önemli değil mi? Evet. Sadece tek bir işte protein ağırlıklı, kesinlikle. Belki aralarda dediğiniz gibi olabilir şok diyetler olarak. Metabolizmayı şaşırtmak adına evet yapılabilir. Hı-hı. Ama beslenme her zaman sürdürülebilir olmalıdır. Ömür boyu protein ağırlıklı beslenemezsiniz. Evet kilo verirsiniz ama eski beslenme alışkanlığınıza döndüğünüz zaman tekrar verdiğiniz kiloları hızlıca alırsınız. O yüzden denge çok önemli. Her şeyden az miktarda yiyerek zayıflayabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar Erkan Bey'e dönmek istiyorum. VIP hizmetinin avantajlarından tekrar bir bahsedebilir miyiz? Şöyle, VIP avantajlarda örneğin kurumlarda hastalarımız var. Hastalarımız kan tahlili yaptırmak istiyor. Gün kaybı, zaman kaybı engellemek için biz bu projeyi ortaya koyduk. Kişi iş yerinden çıkamıyor veya çok önemli bir noktada, önemli bir noktada olduğu için gününü yememek adına biz bize ulaşarak, biz servisi sağlayarak o gün kaybını önlüyoruz. İş gücü kaybı anlamında. İş gücü kaybı olmaması için VIP hizmetimizden yararlanıp araçlarımız, kişilerimiz, hemşiremiz ve diğer ekibimiz çıkıp yerinde kan alma hizmetleri yapıyor. Veya şöyle bir olay oluyor. MR veya tomografisi veya farklı bir çekimi varsa bizim network ayağımız var. O network ayağımızda hastayı yine kurumundan alıp en yakın network ayağımıza götürüp çekimini yaptırdıktan sonra tekrar yerine bırakıyor. Bunun için herhangi bir ödeme almıyoruz. Çünkü bu bir proje. Almıyoruz ve hasta bunda çok mutlu. Ulaşım sürecinde herhangi bir ücret falan talep etmiyoruz. Bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Peki hangi diyetisyen götürülüyor değil mi bildiğim kadarıyla? Diyetisyen hizmeti de var. Şöyle, şimdi bizim diyetisyen hizmetlerimizin dışında psikolog hizmetlerimiz de var. Hı. Yani biz kurumlara diyetisyen ve psikolog da verebiliyoruz. Ama şöyle, biz sadece diyetisyen verip de veya bir psikolog verip de oradan bir beklentimiz yok. Biz oradaki kişilerin sağlıklı beslenmeden dışında yaşam koştuğu, kişinin sağlıklı beslenmesi taraftarıyız. Bunun dışında da bizim yaptığımız en büyük özelliklerden biri de Türkiye'nin neresinde olursanız olun, network ayağımızda kişi Trabzon'da da olabilir, Diyarbakır'da da olabilir, Kars'ta da olabilir, bizi arayarak en yakın network'ümüzden faydalanabiliyor. Bizi yani Türkiye'nin tabii, her tarafına. Bütün yaygın bir network'ümüz var. O yaygın network'ümüzden faydalanabilir. Örneğin bizi aradığı zaman Trabzon'da hasta, Trabzon'da hangi grubumuz var? O grubumuzdan faydalanabiliyor. Veya Kars'ta veya Edirne'de veya İzmir'de bu network ağımızdan faydalanabiliyor. Evet, çok teşekkür ederiz Erkan Bey. VIP hizmeti hakkında sizden bilgi aldık. İzleyicilerimiz de mutlaka fikir sahibi olmuştur bu konuyla ilgili. İnşallah tekrar bekleriz programımıza. Ve diyetisyen Işıl Budak konuğumuzdu. Sizinle de sağlıklı beslenmeyi konuştuk. Kişiye özel diyeti konuştuk. Çok önemli bir konuydu. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bugün de sağlık zamanının sonuna geldik. Yine dop dolu bir program oldu. Katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi 10.30'da TV8.5 ekranlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.